Sevgili yükselen ikizler, 19-25 Nisan haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, bu hafta başı pazartesi günü salı sabahına kadar Ay Yengeç Burcu'nda, yani ikinci evinizde olacak. Demek ki haftanın başında hesap kitap yapıyorsunuz, gündeminiz para, finansal konular ve kariyerle ilgili bir odağınız var. Bir takım orada da düşünceler, planlar, kararlar, belki kariyerden gelebilecek bir haber son derece dikkat çekiyor olacak. Salı sabahı itibariyle Ay Aslan Burcu'na giriş yapacak 3. evinize ve Perşembe öğleden sonraya kadar da Ay Aslan da 3. evinizde olacak. Demek ki hafta ortası sürekli bir karar almalar, planlar, düşünceler, iletişim, birilerine bir şeyler danışmalar, yakın arkadaşlıklar, kardeşler, yakın akrabalarla ilgili gündemler olabilir. Ha, bazılarınızın eğitim gündemi olabilir, bazılarınızın aracıyla ilgili bir gündemi olabilir ya da bazılarınızın ticari faaliyetleriniz varsa orada bir hareketlenme de olabilir. Şimdi orada çarşamba sabahı önemli. Çarşamba günü öğleye kadar bir Ay-Satürn karşıtlığı var. Bu depresif yapar. Duygularınızı ifade edemediğinizi düşünürsünüz. Kendinizi biraz bastırılmış hissedebilirsiniz. Hani bu anlamda biraz zorlayıcı bir etkisi olabilir açıkçası. Şimdi Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak Burcu'nda olacak. Dördüncü evinizde. Demek ki odağınız hafta sonuna doğru ailevi konulara kayıyor. Aileden gelecek haberler, aileyle yapılacak aktiviteler, aileyle ilgili gündemler. Yani oradaki konu aile, ev yuva konuları. Hafta sonu galiba ailenizle olmak istiyorsunuz. Biraz ya da evinizle ilgilenmek istiyorsunuz. Çünkü dördüncü evinizi anlatır. Mülkünüzü, gayrimenkulünüzü de anlatır. Belki evde vakit geçirmek, evle ilgilenmek, belki bir eve alışveriş yapmak, belki bazılarınızın belki de taşınma planları var. Tabii bu şekilde de çalışabilir. Gelelim bu haftanın önemli hadisesi Güneş'in, Merkür'ün ve Venüs'ün Boğa Burcu'na girişi, yani 12. evinize girişi olacak. Şimdi aslında Güneş'in 12. eve girişiyle beraber bir inziva dönemi başlar ve bu bir aylık bir döngüdür. Artık arka planda kalma isteği, olup bitene kafa yorma isteği, ön plana çıkmama isteği ve tabii orada zihinsel olarak biraz zorlar. Sağlık konularında kronik sağlık problemleriniz varsa bunları ön plana çıkarır. Fakat bu dönemde Merkür ve Venüs'ün de orada olacak olması sanki diyor ki evet arka plandayım ama çok da şikayetçi değilim. Biraz düşünmek istiyorum, yalnız kalmak istiyorum diyor. Ne bileyim böyle laf söz, dedikodular, arkanızdan dönen işler bunlar mesela kulağınıza gelebilir. Bunlarla ilgili bir şeyler öğreniyor olabilirsiniz. Bu artık tabii böyle Mayıs'ın son haftasına kadar böyle bir sürece giriyor olacaksınız.